Hepsi çıkarmadı. Tamam mı? İbrahim Usta. Yok. Şimdi aslında oruç döneminde biliyorsunuz ki öğün ikiye inmiş oluyor birçok insan için. Burada bizim için sağlıklı insan grubu ve tabii hastalığı olan grup farklı. Şimdi özellikle şeker ve tansiyon hastalarının diyet programları Ramazan'da birazcık tamamen rayından çıkıyor. Çünkü iki öğün beslenmek aslında bizim çok sık önerdiğimiz bir beslenme tarzı değil. Hani bizler dengeli beslenmeyi, özellikle üç öğün kahvaltıyı düzgün bir şekilde yapmayı ve uzun süre açlıktan sonra aşırı yemek yemeyi sebep olacak şekilde uzun açlıkları önermiyoruz. O yüzden önerdiğimiz şey bizim özellikle şeker ve tansiyon hastalarımız için, önce tansiyon hastalarını söyleyeyim, tuzdan özellikle uzak durmak gerekiyor. Bayramla beraber hem tatlı ürünleri olsun hem de tuzlu ürünlerimiz masaya çok geliyor. Ve ekmek dahil olmak üzere yemekleri de aşırı bir şekilde Ramazan'dan çıkınca tüketmeye başlayınca insanlar, salçalı yemekler de malum bölgemizde çok yaygın ve tuzu çok fazla almaya başlıyorlar. Bunun yağlı ve baharatlı. Bunun üstünde ne oluyor? Hemen karşımıza hasta hipertansiyonla geliyor. Çünkü Ramazan'da bir süre gündüz aç kalmayı görmüştü, alışmıştı. Ama bir anda tuzlu ve ağır yemeklere başlayınca da tansiyonumuz hızlıca yükselmeye başlıyor. O yüzden biz Ramazan çıkışında hastalarımıza bu ara ara vücudu dinlendirdiğimiz bu orucu normal hayata da aslında adapte etmeyi öneriyoruz. Yani insan vücudu aslında birazcık beslenmesini kendine 20-25 günde alıştırdığı zaman birçok karbonhidrat dahil olmak üzere çoğu şeyi aramaz oluyor. Eğer ki Ramazan'da bu edindiğimiz ufak terbiyeyi hayata da aslında yansıtabilirsek tuz konusunda tansiyon hastalarımız çok rahat eder. Şekerli ürünler konusunda da şeker hastalarımız çok rahat eder. Yani kısacası şunu öneriyoruz. Özellikle karbonhidratı, ekmek bizim toplumumuzda bu karbonhidratın en büyük kaynağı. Pilav ya da işte hamurlu ürünler, işte onunla beraber yemek sonrası tatlı tüketimi çok büyük bir adet. Bu tip ürünleri mümkün mertebe azaltmak ve minimalize etmek lazım. Bunu yapar isek hem şekerimiz daha dengeli olur hem de tansiyonlarımız daha iyi gider. Tabii sağlıklı insanlarla ilgili de şunu söyleyeyim. Ramazan'da birçok insan aç kalmayı öğreniyor bir süre. Yani vücudu dinlendirmeyi, mideyi, bağırsağı dinlendirmeyi ve şekerli ürünlerden uzak durmayı kendine terbiye edinmiş oluyor. Sağlıklı insanlara da önerimiz şu. Bizim hiçbir zaman önermediğimiz şey hem yemek yiyip arkasından da çok şiddetli bir kaloriye sebep olacak tatlı ürünlerini arkasından yemek kötü bir alışkanlık. Toplumumuzda en büyük sıkıntılardan biri bu. Özellikle bizler bu tatlı tüketimini azaltmamız lazım. Bununla beraber meyve tüketimi bölgemizde mesela çok büyük bir alışkanlık. Yemek sonrası meyve tabağını böyle önümüze koyup akşam yapmadan önce meyveyi tüketiyoruz. Bu da bizim karaciğer yağlanması dahil olmak üzere tüm metabolizmamıza, şeker hastalıkları dahil dengesizliğe sebep olabiliyor. O yüzden bizler diyoruz ki meyveleri genelde ara öğün olarak gün içerisinde iki öğünün arasındaki sürenin uzun olduğu zamanlarda, mesela öğlenle akşam yemeği arasında 5-6 saat var ise çok aç girmemek için akşam yemeğine, öğlen arasında mesela bir ara öğün, küçük bir ara öğün yapmak, o zaman meyve kullanılabilir. Belki daha mantıklı olur. O yüzden yemek sonrası tatlı tüketimi ve meyve tüketimi bizim için en büyük sorunlardan biri. Bu konuda bence insanların hem şeker hastası olanlar, hem tansiyon hastası olanlar, hem de sağlıklı insanlar ileride şeker ve tansiyon olmasınlar diye dikkat etmeleri gerekmekte. Benim önerim şu, bayramdaki beslenmemiz bence bir geçiş dönemi olsun. Çünkü mesela 20-25 gün, 30 gün midemiz uzun bir süre boş kaldı ve biz aşırı yemek yemeden gündüzü geçirmeyi öğrendik. Şimdi hemen bayramın ilk gününde ağır bir yemek ile açılış yapar isek
ne olacak? Hemen hızlı bir karbonhidrat yükü, hızlı bir yağ yükü, hem gastrointestinal sistem dediğimiz reflü şikayetleri, gastrit şikayetleri, ağza tat gelme gibi birçok hazımsızlık gibi sorunlara yol açacak. Hem de hızlı şeker yükseklikleri bizim istemediğimiz şeyler. O yüzden normal rutinimize dönerken öğünlerimizi küçük küçük açmaya başlayalım. Kahvaltılarımızı en çok atlanan öğün budur. Kahvaltılarımızı doğru yapalım ve öğlen ve akşam yemeğini de aksatmadan yapmaya çalışalım. Çünkü bu sefer akşama çok aç girmeye sebep oluyor bu durum. Ve kalorilerimizi yavaş yavaş arttırmaya çalışalım. En önemlisi bu, burada geçişi hızlı yapmamak. Hızlı geçiş yaptığımız dönemde bir anda yemeğe çullandığımız zaman ne olacak? Tabii ki reflü şikayetleri başta olmak üzere birçok hazımsızlık da dahil olmak üzere sorunlara yol açacak. Çünkü vücudumuz hazır alışmışken midemizin de, çünkü aşırı yemek yememeye bağlı tabii, biraz hacmi de küçülüyor. O yüzden de bizim önerimiz aşırı yemekle açılış yapmamak. Ramazan'dan çıkarken de sanki bir geçiş dönemiymiş ki bunu artık 2-3 aya yayarak ufak ufak öğünlerimizi başlatmak daha mantıklı. Türkiye maalesef obezite konusunda da son zamanlarda bir salgın gibi herkeste yayılmaya başladı şişmanlık ve obezitemiz. En büyük eksikliklerimizden biri hareket kabiliyetimizi azaltmış olmamız. Lütfen, havalarımız da ısındı. Korona artık ülkemizin ağır bir hastalığı olmaktan da şu an çıktı. Yoğun bakımlarımızda hastalarımız neredeyse kalmadı. O yüzden fırsat bu fırsat. Hazırda maskemiz yok. Yürüyüşlerimizi arttıralım. Bizim önerimiz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerisi bu yönde. Haftada en az 4-5 gün 30 ile 45 dakika arasında orta tempoda bir yürüyüş sağlığımız için, kolesterolümüz için ve tansiyonumuz için dahil olmak üzere çok katkısı olacaktır. Aynı zamanda üzerimizdeki stresi de alma konusunda antioksidan etkisi var sporun. O yüzden yürüyüşlerimizi aksatmayalım ve büyük bir yürüyüş faaliyetine başlamak lazım Ramazan sonrasında. Ramazan'a mı zekanın? Seni kılabilir miyim?